Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım. Leo geldi biliyorsunuz Peyit. Onun analizini yapacağım. Sonrasında da 50 DB olduğu için samuraylara 3. adımım kalmıştı hatırlıyorsanız. Bir tane garanti samuray yani Japon oyuncu garanti verecekti. Onu atacağım. Sonrasında da videoyu bitireceğim. Kısa bir video olacak. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu arada siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde güncelleme gelmiş olacak oyuna. Bayağı da güncelleme gelecek arkadaşlar. Özellikle Boundary Break sistemine güncelleme gelecek. Kısaca şöyle anlatayım. Boundary Break'te şöyle bir değişikliğe gidilecek. Notice kısmında aslında videosunu da paylaşmışlar. Kaptan Tsubasa Dream Team'in YouTube sitesinde. Oradan da bakabilirsiniz. 6 dakikalık bir video. Gelecek güncellemelerle ilgili anlatmışlar. Boundary Break şöyle olacak arkadaşlar. Özellikle mesela eski SSR oyuncularınız varsa 3 tane Boundary Break yaptıysanız 4.'cüyü yaptığınızda mesela bu Tsubasa'nın eski bir kartı olsun. 4. Boundary Break'e yaptığınızda şey olacak. Herhangi bir Tsubasa'da kullanabileceğiniz bir Boundary Break'lik hakkınız olacak. Yani en iyi Tsubasa'da kullanabileceğiniz bir Boundary Break hakkı olacak. Yalnız orada tam emin değilim. Güncellemeden sonra bakar onu tekrar söylerim. Aynı renk olması gerekiyor muydu? Öyle bir şey vardı sanki ama çok da emin değilim. Hani yeşil Tsubasa'ysa yeşil Tsubasa'larda, kırmızıysa kırmızıda gibi bir şey olabilir emin değilim ama ona güncelleme geldikten sonra da bakalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde anlattıktan sonra kısaca Boundary Break, yeni Boundary Break sistemi. Bu arada dördüncüyü yaptıktan sonra o bir Boundary Break'lik oluyor ya, bir tane daha yaparsanız iki Boundary Break'lik bir hakkınız olacak. Tabi bunların detayını muhtemelen bir sonraki videoda, güncelleme geldikten sonraki videoda tekrar bakarız arkadaşlar. Haydi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim videoya. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle şu gelen Leo'nun, Paid Leo'nun incelemesini yapalım. Sonrasında da zaten transfer atacağım. Kırmızı orta saha forvet olarak geliyor. Leo Rising Sun 1203 stamina. Öne çıkan statı atakta 29.411 atak görüyoruz. 9.344 çalım, 10.216 şut, 9.851 pas görüyoruz. Defans kısmında 20.642, 8.494'ü kayma, 8.921'i intercept pas kesme arkadaşlar. Fizik kısmı ortalama 19.807, 6'şardan paylaşmışlar görüyorsunuz, tek tek okumayacağım. High ball, low ball normal görüyoruz. Leo'da takım buff'ı 5 veya daha fazla kırmızı non Japon oyuncu bulundurursanız 23 takım buff'ı var. GK Killer %35 statları artıyor kalecilere karşı. 500 momentli bir şutu var. Turn, feint, voley özel bir şeyi yok. S Verkaç'ı var Santana'yla. S pası var ve A çalımı var. Bond kısmında 2 veya daha fazla kırmızı non Japon oyuncu bulundursanız 4.5 bondu var. Inside Master matchuplarda bilirseniz %25 artıyor statları. Stamina cost down var. Özel hareket kullanırken %20 daha stamina kullanıyorsunuz. Ve ne diyor? Santana'ya tenacity kazandırıyor. Bir stamina ile bile Santana iş yapar arkadaşlar. Yani bunu çıkarıp yanına da şu Super Dream Fest Santana kırmızıya bir rework gelse ikisini beraber çok güzel oynatırsınız. Çok da iş yapar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada hani şey olarak Ability Limit Break ne verilebilir? Şimdi Shop'ta da skill'leri var. Onu da az sonra gösteririm. Pas ve şutu öne çıkan taraf, bir de çalım var. Yani burada hani şut power 25-25 verilebilir. Hani ben olsam işte dribble şut pas 25, power 25 öyle veririm. Yani defans kısmına vermem açıkçası arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi shop'ta Leo'ya ne gelmiş ona da bakalım. Sonra transferi atayım arkadaşlar. Shop'ta Leo'ya neler gelmiş? Şu
Shop'ta Leo'ya neler gelmiş? Açarsa evet. Ne var? Leo için bir dribble var. 440 momentli high speed South American dribble. Bir de Egay sliding tackle var. Bu ne kadar çok verilmeye başladı oyunculara. 425 momentli ve Swift interception 415 momentli. Bu üçü var arkadaşlar. Bu üçünü Shop'tan DB karşılığı almak istiyorsanız alırsınız. Şimdi fırsat bulamadığım için ilk defa bu arada şeye de Dream Championship'e de hiç yani doğru düzgün maç yapamadım. 2-3 tane yapabildim. Maalesef vakit bulamadığım için. Evet, şimdi gelelim. Burada Misaki'yi bir türlü çıkaramamıştık arkadaşlar. O kadar attık ama gelmedi, gelmedi, gelmedi. Şurada bir 50'likte kalmıştık. Bir tane Japon National takım oyuncusu. Bakalım kim gelecek. Umarım elimde olmayan, dupa olmayan birisi gelir. Haydi bakalım. Atıyorum. Şöyle yapalım ve dördüncü de bu sefer. Izawa da atalım. Bakalım ne gelecek. Haydi bakalım atıyoruz. Haydi bakalım atıyoruz. Birden fazla verse bari. Bir tane havai bir şey zoraki veriyor ya. Yok böyle bir şey var ya. Hop. Takeshi, Hyuga beraber vuruyorlar. Oo. Roberto çıktı. İçeride patlayacak o derece kötü ya. O derece yani. Beşe 23 verenlerden çıktı iyi. Vitality Area kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Neden olmasın? Yani bunun DC'si de var bende. Bakmamız lazım. En azından elimde olmayan bir oyuncu geldi. O açıdan iyi oldu arkadaşlar. Hadi sizin için Paid'den de atayım. Kim atayım? Şu dediğim potları da atayım da. Zaten 5-6 tane kalmış. Tek tek atacağım. Bakalım 6.sında mı en sonda mı verecek? Michael gelse iyi olur. Bakalım kaçıncı da vereceksin. Kaçıncı da vereceksin. Altıncı da mı verecek yoksa yine en sonuncu da? Yapar mı? Yapar. Daha önce yaşamadık mı? Yaşadık. Bu arada Galatasaray'da yani 1-0 öndeyken 2-1 kaybetti. Bir ara gerçekten acaba dedik ama olmadı maalesef. Sağlık olsun. Geçsek harika olacaktı turu. Bir dünya devini elemiş olacaktık. Olmadı. Bu arada hakikaten dördüncüye attım çıkmadı. Sonuncudan mı vereceksin ya? Yani club pes yani. Pes. Ondan birinci şans yazısı var. Harbi sonuncuya bıraktı. Bakın göstereceğim şimdi. Club işte. Club işte. Bakın. Şaka gibi ya. Bak bir tane kaldı.
Bunu hep yapıyor Klopp ya. Tiger Brand da yok gerçi bende bu Dreampod'daki sanırım. Ya da olabilir ama ya. Hayret. Hayret diyorum, mecbur veriyor. Hangi dupe? Full body stand değil miydi o? Full body stand Victorino mu? Bir resetleyip bir de multi atayım. Bir de multi attı resetleyip. Haydi bakalım. Oo, bulduk ilkinde. Bakalım bu sefer ne verecek. Anka kuşu geldi. Bu da yoktu. Eski ama bu. Eski göte bu, eski göte. Yapacak bir şey yok. Yine resetleyelim. İlk multi de verdi hayret. Bazen yapıyor böyle, bazen de en sonuncuya bırakıyor. Peyit atacaktık değil mi? Hadi peyit de atayım sizin için. İzawa'ya atalım. Onu da çıkarsak iyi olur. 5'e 23 Japon kırmızılar oluşmuş olur. 3 peyit. Hadi ver be şu İzawa'yı. Ver bir de İzawa'mız olsun. Önceki kırmızı vardı bende. Golden 23. İzawa. Onda da otopas kesme vardı. Haydi. Ne gezer, ne gezer. Aoi ile Tsubasa vuracaktı. Tek peydimiz kaldı. Hadi onu da atalım. Onu da atalım. Kimi atalım onu da? Buraya da DC gerçi şey gelmişti. Onu da hemen anlatalım. Next Dream Arjantin oyuncusu alalım. Pascal Forvet orta saha oynuyor. Yeşil. Atak kısmı 28.304. Öne çıkan kısmı şut tabii ki. Defansta kayma 7.000'lerde. Intercept 8.100'lerde. Ve fizikte de hızı öne çıkıyor 8.735. Highball normal, low ball good. 1252 stamina ile geliyor. Takım buff'ı non-Japon oyunculara %20 attack etti. Scene of a Fire var. Maksimum %5, 35'e kadar artıyor özel hareketinin momenti. Full body stand'ın tersi, stamina azaldıkça. S çalım, S vole, S pas ve A pas kesmesi var. 2 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundurursanız 4.5 bond veriyor. Çalımda 5 kat ileri gidiyorsunuz. Gerçi bunu anlatmıştım herhalde ya. %80 ihtimalle rakibin bir özel hareketini blokluyor. Bir stamina ile özel hareket yapabiliyorsunuz. Ve evet anlatmıştım. Latin Amerika oyunculara 1.5 fazladan bond veriyor. İstediği değil, Diaz zirili. Bu arada Fest'e de bence Diaz gelir arkadaşlar. Benim tahminim o yönde. Sizin tahmininiz nedir bu konuda? Tahminlerinizi yazın bakalım yorumlara. Evet, peyit atabileceğim, tek peyitimi atabileceğim sadece Leo kaldı. Atalım hadi ona da. Çıkacağından değil de işte.
Hiç Peyton'den böyle tek Peyton'den bulduğumu hatırlamıyorum arkadaşlar. Sizlerin içinde çıkaranınız oldu mu? Varsa yazsanıza. Tek Peyton'den. Tabii ki gelmedi. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu burada bitireyim. Kısa bir video oldu. Sonraki videoda gelen şeyleri işte güncelleme vesaire, Boundary Break sistemi falan bakarım. Ona göre bir video olabilir arkadaşlar. Onu anlattığım bir video. Bu videoda kısaca değindim ama tam net bilmiyorum şu an. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalında Kaptan Tsubasa Dream Team Tumuzu ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Yeşim'in kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.